Selam arkadaşlar, KPSS 2024 lisans, vatandaşlık ve güncel soruların cevaplarını vereceğiz. Video geçmeden önce buradaki soruların PDF'lerine katıl üyeliğinden ulaşabilirsiniz diyelim ve hemen sorulara geçelim. İlk soruda 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifinde bulunabilir denmiş. Şıklarda sırasıyla 200 milletvekili, cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi, 100 bin seçmen ve Adalet Bakanı şıkları verilmiş. Burada sorunun cevabı A seçeneği 200 milletvekili olacaktı. 47. soruda 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi kişinin yaşam hakkına müdahale edilerek öldürme fiilinin işlenmesinin haklı gerekçelerinden biri olamaz denmiş. Şıklarda sırasıyla meşru müdafaa, yakalama kararının yerine getirilmesi, tutuklunun kaçmasının önlenmesi, ayaklanmanın bastırılması ve kişinin kendi rızası denmiş. Hangisi olamaz deniyor? Burada sorunun cevabı E seçeneği, kişinin kendi rızası olamaz olacaktı. 48'e geçelim. Aşağıdaki gruplardan hangisinin devlet tarafından korunacağı veya korumak için gerekli tedbirlerin alınacağı 1982 Anayasası'nda ismen belirtilmemiştir denmiş. A'da sanatçılar, B'de başarılı sporcular, C'de işsizler, D'de yargı mensupları, E'de yaşlılar şıkları verilmiş. Burada sorunun cevabı D seçeneği, yargı mensupları olacaktı. Geçelim 49. soruya. Danıştay'ın bir kararında nokta nokta aynı idare içerisindeki görevliler arasındaki astlık, üstlük durumunu ifade etmekte olup buna göre üst astın işlemlerini yerindelik ve hukukilik bakımından denetleyerek işlemi iptal edebilir, geri alabilir, düzeltebilir. Ancak astın yerine geçerek karar alamaz. Ast da yargısal başvuru hakkına sahip değildir ifadesiyle vurguladığı idare hukuku kavramı aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şıklarda sırasıyla hizmet, kadro, kariyer, hiyerarşi ve liyakat şıkları verilmiş. Burada sorunun cevabı D seçeneği, hiyerarşi olacaktı. Geçelim 50. soruya. Devlet memuru amirinden aldığı emri anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazıyla yenilerse memur bu emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir denmiş. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun bu hükmünde bahsedilen İdare hukuku terimi aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şıklarda sırasıyla idari vesayet, kanunsuz emir, grev yasağı, çekilme hakkı ve yetki genişliği şıkları verilmiş. Burada sorunun cevabı B seçeneği, kanunsuz emir olacaktı. 51. soruda Fatih, avukat arkadaşı Murat'ın sohbet sırasında kullandığı idare organları her ne kadar disiplin cezası verilebilse de 1982 Anayasası uyarınca bu müeyyidenin kişi hürriyetini sınırlandıran bir müeyyide olabilmesi mümkün değildir ifadesi üzerine durumun bir istisnasının olup olmadığını soruyor. Murat 1982 Anayasası'nda bu kurala kanunla istisnalar getirilebileceği hususunda da düzenlendiğini ifade ediyor. Murat'ın bahsettiği bu istisnalar aşağıdakilerden hangisi için tanınmıştır denmiş. Şıklarda spor federasyonları, milli istihbarat teşkilatı, yargı organları, silahlı kuvvetler ve E seçeneğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi şıkları verilmiş. Burada sorunun cevabı D seçeneği, silahlı kuvvetler olacaktı. 52. soruda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun bu hükümlerinin hukuki nitelikleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla
verilmiştir denmiş. Bir de müteselsil borçlulardan birinin feragat etmiş olması diğerlerine karşı ileri sürülemez denmiş. Borcun ifası için bir ayın başlangıcı veya sonu belirlenmişse bundan ayın birinci ve sonuncu günü, ayın ortası belirlenmişse bundan da ayın 15. günü anlaşılır. Mal değişim sözleşmesi taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini diğer tarafında karşı edim olarak başka bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini devretmeye üstlendiği sözleşmedir. Hangi sırasıyla verilmişti denmişti. Burada sorunun cevabı A seçeneği olacak. Emredici, yorumlayıcı ve tanımlayıcı olacaktı. 53. soruda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre hak ehliyeti aşağıdaki koşullardan hangisinin gerçekleşmesiyle ana rahmine düşme anında başlayarak elde edilir denmiş. Burada sorunun cevabı D seçeneği sağ doğmak olacaktı. 54'e geçelim. Bir çekişmede tarafların devletin yargı organına başvurmak yerine aralarındaki hukuki sorunun mahkeme dışı bir yolla hakem ya da hakemler eliyle belli yargılama usulleri uygulanmak suretiyle çözüme kavuşturulmasını istemeleri aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır denmiş. Burada A'da uzlaştırma, tahkim, arabuluculuk, konkordato ve kavuşturma şıkları verilmiş. Burada sorunun cevabı B seçeneği tahkim olacaktı. 55'te Mevlevi dervişlerinin, şimdi güncel sorulardayız. Mevlevi dervişlerin sema sırasında giydiği kolsuz, yakasız, yırtmaçlı, beli kırmalı, uzun ve geniş giysi aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şıklarda tennure, hırka, cübbe, aba ve kaftan seçenekleri verilmiş. Burada cevap A seçeneği tennure olacaktı. Geçelim 56'ya. Hz. Muhammed'in İsra ve Miraç gecesinde gerçekleştirdiği yolculuğu ve gökyüzüne yükseldiği mekanı içinde barındıran kutsal harem-i şerifin bir parçası olarak da kabul edilen Kubbetüs Sara Mescidi aşağıdaki şehirlerin hangisinde yer almaktadır denmiş. Burada sorunun cevabı D seçeneği Kudüs olacaktı. 57'de Samarkand'da rasathane kuran batılı bilim insanlarının 15. yüzyılın astronomu unvanını verdiği ve Milletler Arası Astronomi Derneği tarafından ayın yüzeyindeki bir bölgeye adı verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Burada sorunun cevabı D seçeneği Uluk Bey olacaktı. 58'e geçelim. Aşağıda eserlerinde genellikle Kuzey Avrupa insanının gündelik yaşamını işleyen Johannes Vermeer'in ünlü bir tablosu verilmiştir. Bu tablonun adı aşağıdakilerden hangisidir deniyor. Burada sorunun cevabı C seçeneği İnci Küpeli Kız olacaktı. Geçelim 59'a. Üniversitede temizlik görevlisi olarak çalışan bir gencin tahtaya yazılmış zor bir matematik sorusunu çözmesiyle dersin profesörü tarafından keşfedilmesine konu edinen Oscar ödüllü film aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Seçeneklerde Can Dostum, Üç Aptal, Ölü Ozanlar Derneği, Sevgili Öğretmenim ve sınıf şıkları verilmiş. Burada sorunun cevabı A seçeneği Can Dostum olacaktı. Geçelim son soruya. Aşağıdaki roman ve romanın ana karakterleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır denmiş. Bir de Suç ve Ceza Raskolnikov, B'de Dönüşüm Gregor Samsa, C'de Anayurt Oteli Zebercet, D'de Saatleri Ayarlama Enstitüsü Hayri Yirdal ve E'de Sefiller Meur Soult şıkları verilmiş. Burada cevap E seçeneği Sefiller şıkkı olacaktı. Burada da zaten eşleşmelerden hangisi yanlıştır diye soruyordu. Burada cevap E seçeneği olacaktı diyelim ve videomuza son verelim.